Çardık. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Çok heyecanla bu Bilim Kızı projemizin dördüncü aşaması diye adlandırdım. Bu aşamasında sizleri böyle bir arada sizlerle birlikte olmak benim için çok heyecan verici, çok sevinç verici, mutluluk verici bir olay. O yüzden hepinizi tekrar sevgiyle kucaklıyorum. Bir kısa bir açılış konuşması yaparak projemizin geldiği aşamaları sizlere bir özetlemek istiyorum. Kayıt altına alıyoruz. O kayıda geçsin ve Bilim Kızı projemizin sosyal medya hesaplarında YouTube kanalında paylaşalım istediğim için. Evet, şu anda ekranımı görebiliyor musunuz? Evet. Tamam, teşekkür ederim. Bugün 1,5 saatlik sizlerle bir arada olacağız. Ben hemen kısa bir giriş konuşması yaptıktan sonra Hülya Hocama sözü vereceğim ve Özlem Hocama sözü vereceğim. Onlar da teker teker eşleştirdikleri kızlarımızı ve hocalarımızın isimlerini anons edecekler. Ve kızlarımızdan ve hocalarımızdan böyle birer dakikalık duygularını ifade eden konuşmaları dinleyeceğiz. Sonrasında Gökhan Hocam halen katılmadı aramıza sanıyorum ama Gökhan Faruk Ünal'dan hocamızdan bir cello dinletisi, bir 10 dakika onun güzel sanat eserlerine tanıklık edeceğiz. Gökhan Hocamız da katılır katılmaz onda da 10 dakika CERN ve bilimsel kariyer hakkında kısa bir konuşma alacağız. Bugün sizlere sürpriz konuk hazırlamak için çok uğraştım. Haluk Levent sağ olsun gönlü geniş bir beyefendi ve sanatçımız. Bu Kızıl Ordu ile Cumhuriyet marşlarının şeylerinde olduğu için ve çok yorucu bir durumda olduğu için ilk önce bir video kaseti gönderme niyetinde bulundu. Fakat işte bir arada da o yorgunluklar nedeniyle de ve kısa şey nedeniyle yetiştiremedi. Sizlere onun güzel sesiyle, güzel kalbiyle bizi desteklediğini ifade etmek istiyordum ama başaramadım. Bunu da onun selamlarıyla, sevgileriyle kısaca projemizde geldiğimiz aşamayı değerlendirmek istiyorum. Temmuz ayında çağrıya çıktık bilim kızlarımıza burs vermek için. 5 bilim kızımız burs başvurusunda bulundu. Menti çağrısına çıktık. 28 kızımız Menti başvurusunda bulundu. Mentor hocalarımıza çağrıya çıktık. 22 hocamız da mentor olmak için başvurdu. Bu bizim için inanılmaz büyük bir sevinç, büyük bir onur. Ne kadar güzel bilime gönül veren, ne kadar çok kadınımız var, ne kadar çok insanımız var, kızımız var diye böyle bir motive olduk hepimiz. Bu kızlarımızın biraz dağılımından size bahsetmek istiyorum. Çünkü çok gurur duyuyorum ve bunları her yerde söylüyorum. Burada da kayda geçsin diye söylemek istiyorum. Kızlarımızdan transkriptlerini istedim başvurularında. Ve gönderdikleri transkriptlerinde notu 3'ün üzerinde olan kızlarımızın, o 45 kızımızın %60'ı notu 3'ün üzerinde. Bunlar çok çalışkan, çok akıllı, çok becerikli kızlarımız. Hepsini gönülden kutluyorum. Kızlarımızın mesleki veya uzmanlık alanlarına göre dağılımlarını böyle grupladım. Yaklaşık %60'ı biyoloji, biyoteknoloji ve genetik alanında tahsil görüyorlar. Bu da beni çok sevindirdi. Çünkü herhalde önümüzdeki yıllarda artık çok hasta olmayacağız. Çünkü bu kızlarımız bize bilimsel katkılarıyla bizleri daha refah içerisinde ve daha sağlıklı bir yaşama hazırlayacaklar diye de içimden kocaman böyle umutlarla daha uzun yıllar sizlerle birlikte olmayı diliyorum. Kızlarımızın %24'ü de fizik, astronomi, kimya ve matematik alanında tahsil görüyorlar. Bu da benim için çok özel bir şey. Çünkü temel bilimler alanındaki bir tahsil ve üzerine koyacakları her türlü bilimsel kariyer bunları da çok büyük ufuklara götürecek. Bunları da kocaman kucaklamak istiyorum. Beni yine çok sevindiren bir başka harita. Bu da Anadolu'nun güzel ülkemizin
14 farklı şehrinden kızlarımız bize başvurdu. Ki ben özellikle bu projeyi tarif ederken İstanbul, Ankara ve İzmir'deki öğrencilerimiz çok daha fazla etkinliğe, çok daha fazla imkana kavuşabiliyorlar ama Anadolu'daki kızlarımıza erişme derdindeydim. Bu projemizle de bunu başarabilmiş olmak beni ayrıca çok sevindirdi. Müzgün Hocam, bir araya gireceğim. Bekleme odasında hocalarımız varmış. Hostluğu geri aldığınız için onları içeri alabilir misiniz? Kaçırmasınlar. Onları hemen evet. Evet. Aldım. Teşekkür ederim. Ben konuşurken onları kaçırmıştım uyardığınız için. Sonra size tekrar ben hostluğu vereyim. Evet, ya sonra diye bir slide hazırladım. Bugünden sonra neler yapacağız? Bunları da çok kısaca özetlemek istiyorum. Bugün Mentornity programımızı kullanarak bir eşleştirme gerçekleştireceğiz. Ben herhalde yarın bütün eşleştirmeleri tamamlamış olurum. Ondan sonra da eşleşen mentor hocalarımız ve kızlarımız artık 9 aylık süreçlerine başlayacaklar. Hülya Hocam'la ben de onları mentorluk üzerinden takip etmeye başlayacağız. Bu çalışmalarında var mı bir aksaklık, doğru her şey planladığımız gibi gidiyor mu diye. Ve ben artık Ekim ayı itibarıyla bilim kızı etkinlikleri konusunda faaliyetleri başlayacağım. Gökhan Ünal hocamızla, Cenevre'deki hocamızla yazıştık. 12 Ekim'de CERN'de bilim insanı olmak üzere olmak ne demek? Bununla ilgili bir saatlik bir hocamız bir konuşma yapacak. O konuşmayı hepinizi bekliyorum. Yarın ilan edeceğim. Ve kayıtlarını da aramızda bana gönüllü olarak yardım etmek isteyen Senem'cim organize edecek. Senem'e de teşekkür ediyorum buradan. Bu arada Pınar Kaya, Almanya'da bir bilim kadınımız. O da malzeme bilimi alanında Almanya'da çok önemli çalışmalar yapıyor. Pınar hocamız da, tarih belirliyoruz Pınar hocamızla da. Onunla da Ekim ayı içerisinde yine böyle bir saatlik özellikle malzeme tahsili yapan kızlarımıza duyuruyorum. Kaçırmasınlar. Pınar hocamız da bize Almanya'da bilim kadını nasıl olunur? O kariyeri nasıl inşa etti, kendi hikayesini paylaşacak. Hocalarımızın içerisinden gönüllü bir hocamız sağ olsun. O da bize hibe destekli proje yönetimi eğitimi hazırlıyor. Bunu da tarih belirliyoruz, onu da ilan edeceğiz. Yine bütün kızlarıma duyurulur. Bir bilim kızı demek, proje hazırlayabilmesi demek. Bu eğitimi kaçırmasınlar diye de öneriyorum. Bir taraftan da burada dolaşıyorum çevredeki bütün teknoparkları ve üniversiteleri. Onları ziyaret edecekleri laboratuvarlar ve ARGE merkezleriyle bağlantılar kuruyorum. Ama tabii bu buralara gitmemiz, gelmemiz oralarda bize bir kısım finansal kaynakla ihtiyacı olacak diye bu Avrupa Birliği hibelerine başvurmaya başladım. İşte CERN'e gidersek, NASA'ya gidersek, Almanya'daki yerlere gidersek bizim ulaşım konaklama masraflarımızı bu tip hibelerle karşılamak için o tip çalışmaları da devam ediyorum. Güzel bir haberimiz Ezgi Hocam'la ve Tuğba Hocam'la da TÜBİTAK'ın 3005 projesini Bilim Kızı projemizle birlikte TÜBİTAK'a başvuruyoruz. Ve Hülya Hocam, Tuğba Hocam'a ve Ezgi Hocam'a bu konuyla ilgili söz verince onlar da bu projeyle ilgili çalışmaları hakkında birkaç bir duyuruda bulunacaklar. Bu çalışmalara katılmak isteyen kızlarımızı bizlere nasıl da bu projeye de katılırlar diye bilgi verecekler. Kendilerine de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bize Hülya Hocam'a bütün bu mentorluk hizmeti boyunca verdiği eğitimle aynı zamanda sonrasındaki danışmanlık desteğiyle de katkılar için teşekkürlerimle ve bizim bu mentorluk sürecinde yazılımını kullanmamıza olanak sağlayan, bunu bağışlayan mentorluktan Serkan Bey'e de teşekkürlerimi, sözlerimi sonlandırıyorum ve Hülya Hocam'la Özlem Hocam'a
bırakıyorum efendim. Evet, kalp çarpıntıları böyle gitgide artmaya başlıyor. Bir de böyle herkesin ekranı açıkken ben şöyle bir kocaman aile fotoğrafı almak istiyorum anonslara geçmeden. Duygu Hocam, sadece duvarı görüyoruz. Siz neredesiniz? Duygu Akay Hocam. Hocam buradayım da nedense iPad'in şeyinde bir problem var. Hemen ayarlayıp dönüyorum hocam. Hülya Hocam, bu arada sizi host yaptım. Tamamdır. Evet. Öbür sayfayı alayım. Tek ekrana sığmadık maşallah. Kalabalık bir grup olduk. Oldu mu? Şimdi bilemedim. Şimdi görüyorum. Evet. Tamam, şimdi alıyorum hemen. Evet, fotoğraflarımız da tamam. O zaman anonslarımıza başlayabiliriz. Özlem Hocam, hazır mıyız? Hazırız hocam. İlk sıralamada mentorumuzu açıklıyorum. Mentorumuz Gizem Aras. Mentimiz kim Özlem Hocam? Mentimiz ise Ayşenur Mete. Evet, o zaman... Evet. Alkışlar. Şimdi sizden mikrofonunuzu açıp duygularınızı almak istiyoruz. Önce Ayşenur'dan mı başlayalım, Gizem'den mi? Önce hocamdan başlayalım. Gizem Hocam, isterseniz buyurun. Pardon, hemen kesiyorum. Hülya Hocam, Gökhan Hocam Cenevre'den bağlanıyor. Onu da alabilir misiniz? Sizden şey bekliyor. Buradayım, merhaba, teşekkür ederim. Tamam hocam. Evet, pardon. Evet, buyurun. Buyurun efendim. Kim konuşuyordu? Gizem, sen mi konuşuyordun? Ben konuşacaktım sen. Evet. Merhaba Ayşenur, seni şimdi ikinci sayfada bulmuştum. Yine kaybettim. Bir saniye. Memnun oldum diyeyim, ne diyeyim. Ben Gizem. Tanışacağız daha yakından, zaten konuşacağız. Kısaca benim alanım bilişsel bilimler, data bilimi. Bakalım, umarım güzel bir yolculuğa başlıyoruz birlikte ve sen de keyif alırsın. Peki, teşekkür ederiz Gizemciğim. Ayşenur, söz sende. Teşekkür ederim Gizem Hocam. Ben çok keyifli bir süreç geçireceğimizi düşünüyorum. Burada olmaktan inanılmaz mutlu ve heyecanlıyım. Umarım çok güzel bir süreç geçireceğiz hep birlikte. Ben de tıp mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Daha detaylı bir şekilde konuşuruz. Memnun oldum. Ben de. Peki, biz de size başarılar diliyoruz. İkinci sırada hocamızı anons ediyorum. Buket Çark Cansız hocamız. Mentimiz ise Beyza Gaye Edepli. Ben öne çıkmak için elimi kaldırdım. Merhaba hocam. İsterseniz sizi söze alalım, sonra ben konuşayım. Merhaba. Ben bugün senin için mavi giyindim. Rengimiz mavi olacak. Ve seninle birlikte gökyüzüne bakıp hayallerimizi projelendireceğiz. Çok güzel bir birliktelik olur inşallah. Çok memnun oldum. Ben yönetim bilimciyim. Kısaca tanışacağız. Çok güzel bir birliktelik olacak inşallah. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum. Geçen gün Çin lokantasında böyle şans kurabiyelerinden bir mesaj çıktı ve mavi senin rengin demişlerdi. Yani öyle şansıma çıktı. Ben böyle çok güzel hissettim. Çok teşekkür ediyorum. Ben de Hacettepe'de biyoloji okuyorum. Umarım çok güzel bir yolculuğa başlarız. Çok teşekkürler. Çok memnun oldum inşallah. Sağ olun. Bravo. Çok güzel mavilerden başladık. Peki, şimdi size de başarılar diliyorum. Sıradaki hocamız Tuğba Yüksel hocamız. Mentimiz ise Zeynep Didar Kayıklık. Merhaba. Merhaba Zeynep. Nasılsın, iyi misin? Öncelikle hemen sorayım. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Çok memnun oldum. Daha da ileride daha da çok tanışacağız
inşallah güzel bir süreç geçireceğiz. Çok heyecanlıyım. Umuyorum bu proje güzel bir başlangıç olur hepimiz için. Güzel bir süreç geçiririz. Ben bu arada fizik eğitimcisiyim. Umuyorum sana en iyi şekilde, ihtiyacın olduğu şekilde doğrultuda yardımcı olacağım. Olmayı planlıyorum. Umuyorum sen de bu süreçte maksimum kazancı sağlarsın diyorum. Ben de moleküler biyoloji ve genetik okuyorum İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde. 3. sınıfa geçtim. Ben de çok heyecanlıyım. Umarım yani sizinle çok güzel çalışacağız diye düşünüyorum. O enerjiyi aldım ben şu anda. Teşekkür ediyorum. Harikasınız. Tuğba Hocam, mikrofon sizdeyken hazır, TÜBİTAK projesinden de bahsedebilir misiniz bize? Dondu galiba. Hülya Hocam, tabii ki ses gitti ama bilmiyorum. İnternetinizde bir sorun oluyor Tuğba. Beni duyabiliyor musunuz? Bir konuşun bakalım tekrar. Yok, internet şu an kötü hocam. Teşekkür ediyorum öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için. Duyabiliyor musunuz beni? Evet, şimdi daha net. Tamam. Duyabiliyor musunuz beni? Evet. Duyabiliyoruz hocam. Bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Eyvah, gitti yine. Aslında hocam, isterseniz görüntüyü kapatıp konuşun. Test geldi. Tuğba hocam isterseniz Ezgi hocam anlatsın. Sizin internetiniz sıkıntılı herhalde. Hocam sonra tamam, anlaştık hocam. Teşekkür ederiz. Emine hocam, Serpil hocam daha gelmediler herhalde. Tamam. Serpil hocam burada. Tamam hocam, olur. O şekilde yapalım. Tamam. Evet, şimdi sırada Serpil Çıldan hocamız var. Serpil hocam için Gamze Gülden mentimiz. Merhaba, Gamze'yi hemen buluyorum. Bir saniye. Gamzeciğim, göremiyorum. Neredesin? Gamze yok sanırım hocam. Gamze laboratuvarda mıydı Müjgan hocam? Evet. Gamze laboratuvarda geç çıktığı için şu anda yoldalar. Serpil hocam, onlar geldiğinde sizi, duygularınızı paylaştıralım, olur mu? Olur ama. Olur tamam. Hocam, tamamdır. Sizi bir heyecanlandırdık böyle. Evet. Aradım ama bulamadım. O zaman şimdi uzaklardan bize katılan hocamız Meral Müyesser hocamızı dinleyelim. Kimle eşleştirdik Özlem hocam? Yasemin Sipahi. Merhaba hocam, ben buradayım. Merhaba Yasemin, buldum, gördüm seni. Merhaba hocam. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim hocam. Sizler iyi misiniz? Çok mersi, iyiyim. Ben de çok heyecanlıyım Yasemin'le beraber çalışacağımız için. Ayrıca bu projede ufacık da bir rolüm olduğuna çok onur duyuyorum. Çok mutluyum. Müşkin hocama, Hülya hocama çok teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım beraber çalışacağımız için. Ben uzaklardayım ama yakın olacağız.
Ben 22 senedir Amerika'da yaşıyorum. Burada ufak bir üniversitede İngilizce ve İngilizce öğretiyorum yurt dışından gelen öğrencilerimize. Aynı zamanda İngilizce hazırlık bölüm başkanıyım. Doktoram eğitim üzerine, müfredat bir öğretmen yetiştirme üzerine. O yüzden eğitim dersleri de veriyorum. Umarım sana katkım olur. Umarım güzel bir yolculuk olur. Heyecanla bekliyorum ilk buluşmamızı. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Ben de başta Müjgan hocam ve Hülya hocama ve sonra sizlere çok teşekkür ediyorum her şey için. Ben de şu an ODTÜ'deyim, Ankara'dayım. Matematik eğitiminde doktorama başlayacağım inşallah. Çok güzel. Sevindim yani. Çok paralelde dersler veriyorsunuz. Çok güzel bir dönem geçireceğiz inşallah beraber. Umarım inşallah. Çok memnun oldum. Ben de hocam. Tebrikler, başarılar. Şimdi ben Özlem hocama anons ediyorum. Özlem Kavurucu hocam, kimle eşleştiniz? Bahar Çandur. Burada mı acaba Bahar? Bahar aramızda. Evet, buradayım hocam. Merhabalar. Merhaba Bahar, nasılsın? Hocam. Merhaba. Hocam, nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ben akademisyenim. Sesim geliyor mu? Evet, şu an geliyor Bahar. Çocuk gelişimi ve psikoloji alanım. Umarım seninle güzel bir süreç geçiririz. Bu anlamda çok heyecanlıyım. İlk buluşmamızı beklerken. Ben de çok heyecanlıyım. İsminiz anons edilirken hissettim ben olacağımı mentinizin. Ayrıca ben de Gebze Teknik Üniversitesi'nde moleküler biyoloji ve genetik son sınıf öğrencisiyim. Yani ben bize bu fırsatı sunan herkese çok teşekkür ederim. Başlayalım Müjgan hocama, Hülya hocama ve sizlere yine. Çok heyecanlıyım. Umarım çok güzel bir süreç olur. Umarım. Çok memnun oldum. Evet. Ben de. Şanslı çiftimizi de kutluyoruz dermişim. Araba çekmişi gibi oldu. sırada Emine Sever hocam var. Kendisi bizimle mi şu an? Evet, buradayım. Evet, mentimiz? Mentimiz Binnur Karakaya. Merhabalar. Merhaba hocam. Merhaba Binnur'cum. Öncelikle bu imkanı bize sağladıkları için başta Müjgan hocama, Hülya hocama, herkese çok teşekkür ederim. Ben de çok heyecanlıyım gerçekten. Pek çok mentorluk programının içerisinde yer aldım ama hiç bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. Bu kadar güzel bir organizasyonla insanları bir araya getirmek de Müjgan hocama ancak yakışır diye düşünüyorum. Ben de aslında mühendislik eğitimi aldım. Daha sonra örgütsel davranış alanına geçtim. Şu anda da doktora yapıyorum bu alanda. Temel bilimlere her zaman çok ilgim oldu. Bilime küçüklükten bu yana çok ilgi oldu ve hep böyle kendi kendime deneyler yapardım. O açıdan böyle bir projenin içinde yer almak ayrıca heyecan verici. Binnur'la da bence de karşılıklı çok güzel bir öğrenme süreci geçireceğiz diye ümit ediyorum. Buna eminim zaten. Ben Binnur'dan öğreneceğim. Ben kendi bilgi ve deneyimlerimi Binnur'la paylaşmaya çalışacağım. O açıdan çok mutluyum burada olmaktan. Çok teşekkür ederim. Ben sözü Binnur'a bırakayım. Ben de tanıştığıma çok memnun oldum hocam. Sizinle çok güzel bir yolda ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Ben de Necmettin Erbakan Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü öğrencisiyim. İkinci sınıf öğrencisiyim. Umarım birlikte güzel bir yol alabiliriz. Mutlaka. Çok sağ ol Binnur'cum. Görüşmek üzere. Yolunuz oldum. Yolunuz açık olsun. Tuğba Topal hocam. Gözde Uçan'la eşleşiyor. Merhaba. Merhaba Gözde, nasılsın? Merhaba hocam, iyiyim. Çok teşekkür ederim. Siz de iyisinizdir umarım. İyiyim, teşekkür ederim. İsmin çok tanıdık geldi ama belki yanlış olabilir. Bu sizin ikinci ilk konuşmamız hocam. Daha öncesinde ben Erasmus'la ilgili koordinatörlük için sizinle görüşmüştüm. Ha, tamam ya. Çok taradık. Uşak Üniversitesi. Yani Ali Nafiz'in öyle. Evet, hocam. Evet.
Okay, so benim background'ımı bilmiyorsan söyleyeyim. Ben biyomedikal mühendisiyim. 10 senedir Amerika'daydım. Uşak Üniversitesi'ne döndüm. Şu an moleküler biyoloji genetikte öğretim görevlisi olarak devam ediyorum. Umarım sana yardımcı olabileceğim ve senden de öğrenebileceğim de bir şeyler vardır. Ve umarım akademik alanda, akademik olmasa bile kendi hayatında sana yol gösteriyor olabileceğim. Ben bu anlamda senden duymak istiyorum. Kimsin, nesin, ne yapmak istiyorsun? Ve bu süreçte amaçların ne? Tabii bunları ileride konuşacağız ama kısa bir olarak duymak istiyorum senden. Bir iki cümleyle. Uşak Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2019 mezunuyum. Şu an yüksek lisansta okuldaki çok değerli profesör hocalarımızdan birinin yanında DNA barkodlama üzerine yüksek lisans yapıyorum. Son sınıftayım, tezimi yazıyorum bir yandan. Erasmus projesine başvurmuştum. Bununla ilgili sizle görüşmüştük. Proje onaylandı, kabul aldım. Şu an vizemin çıkmasını bekliyorum. Birkaç gün içerisinde Romanya'ya gideceğim. Bunun için de çok heyecanlıyım. Bu eşleştirmede de şu an titriyorum. Çok heyecanlandım. Normalde soğukkanlıyımdır böyle. Çok çabuk heyecanlanan biri değilimdir ama ellerim buz gibi şu an. Çok değerli hocalarımız var. Her birini böyle ekranda gördükçe de çok mutlu oldum ve her isim anons edildiğinde de çok heyecanlandım. Acaba bu benim mi kısmetim olacak diye. Gerçekten şimdiden eşleşenlere çok güzel bir 9 ay diliyorum. Umarım çok verimli bir dönem geçirirsiniz. Ama hani içten içe de tabii ki Tuğba Hocam sizle eşleşmeyi çok istiyordum. Hem aynı okulda olmaktan hem de tecrübelerinizi dinlemek adına. Çok mutluyum şu an, çok teşekkür ederim. Umarım bu önümüzdeki 9 ay içerisinde de güzel vakit geçiririz. Şunu da küçücük eklemek istiyorum. Proje yazma ile ilgili bir konu geçti. Ben proje yazma eğitimini Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği'nden almıştım 2 sene üst üste. Bu Temmuz ayında da 1,5-2 ay önce de Romanya Babeş Bolyai Üniversitesi'nden de online eğitimden girerek sertifikamı aldım. Yani pek çok farklı kurumlardan proje yazma ve yönetim eğitimim var. Pratikte de bunu Çağdaş Yaşam'da uygulamış biri olarak. Bu alanda da gerçekten hani kendimi daha da geliştirebileceğimi duyduğum için çok mutluyum. Daha da vaktinizi almayayım. Çok teşekkür ederim her şey için. Harikasın Gözde. Teşekkür ederiz. Umarım daha iyi yerleri getirebiliriz akademik olarak seni. Vallahi kıskandım. Siz aynı şehirde bir araya da gelirsiniz artık mentor görüşmelerinde. Tuba hocama kıyak geçirmiş diyorum ve susuyorum. Siz bana konuşun, ben gelirim hocam. Peki, başarılar diliyoruz. Şimdi sırada Hülya Aras. Benimle kim eşleşti? Beyza Turgut. Beyza, neredesin, ses ver. Evet. Merhaba Beyza'cığım. Buradayım. Tanışmıştık. Merhaba. Ben de mühendislik alanında okudum. Daha sonra ben alaylıyım. İş dünyasında yönetim alanında ilerledim. Şimdi de sosyal girişimciyim. Çok heyecanlıyım. Ben kimle eşleştiğimi ismen biliyordum. Seni de eğitimden tanıyordum ama gene de heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım şu an. Sana sözü bırakıyorum. Ben de çok sevindim gerçekten. Girişimciliğe benim de ilgim var kendi alanım dışında. O yüzden çok mutlu oldum sizinle eşleştiğim için. Sen ne okuyorsun, biraz tanımayanlara bahseder misin? Ben Ankara Üniversitesi Biyoloji 3. sınıfım. Aynı zamanda da yüksek lisansa hazırlanıyorum biyoinformatik alanında. O şekilde. Evet, ben de bu biyoinformatik alanında bu sene kendimi sayende geliştireceğime inanıyorum. Çok teşekkürler katıldığın için. Umarım. Teşekkür ederim. Evet, sırada bilin bakalım hangi hocamız var? Müjgan hocamız var. Müjgan Çetin. Zekiye Büşra Ağır'la eşleşti. Zekiye'ciğim merhaba. Merhaba hocam. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim bir tanem. Bak ne güzel, senin gibi bir kızım oldu. Çok mutluyum. Ben de şu an çok mutluyum hocam. Canım benim. Aynı zamanda çok heyecanlıyım. Bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan, yani sizi tanımaktan çok mutluyum. Ben de öyle bir tanem. Ben de. Bir kendini tanıtır mısın arkadaşlarına, hocalarımıza? Gebze Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4. sınıf öğrencisiyim. Akademik olarak alanımda ilerlemek istiyorum. Bu anlamda da bana ışık olabileceğinizi biliyorum. O yüzden çok mutluyum. Daha dün İzmir Kazan Ben Kepçe
sana böyle staj yapabileceğin, laboratuvarlarını ziyaret edebileceğin yerler peşindeydim. İnşallah güzel duyurular yapacağım bütün bu moleküler biyoloji ve genetik alanında çalışan kızlarımıza. Tabii sana torpil yapıyorum bu arada. Çok teşekkür ederim hocam. Teşekkürler. Sırada Ezgi Beşikçi hocamız var. İrem İlhan'la eşleşiyor. Tekrarlayabilir misiniz ismini? İrem İlhan. İrem. İrem buralarda mısın? Elini kaldırabilir misin? Sayın. Konuşuyorum, duyuyor musun? Tamam, gördüm seni İrem'cim. Selamlar, nasılsın? Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Önce ben kim olduğumdan biraz bahsedeyim. Ezgi Beşikçi, alanım psikoloji benim. Temel bilimler olarak, yani temel bilimler alanına dahil edilmese de insan faktörünün olduğu her alanda psikolojinin bilgisine ihtiyaç duyuyor hocalarımız, öğrencilerimiz. Onu birebir deneyimliyoruz sürekli. Alanım sosyal psikoloji, sosyal davranışı inceliyorum. Doktoramı ben de Tuba hocamız gibi yurt dışından aldım. Tuba hocalarımız gibi yurt dışından aldım. Biraz oranın literatürüne de hakimim. Temel bilimlerde özellikle cinsiyet dağılımının, kadın katılımının az olduğu alanlarda, cinsiyet dağılımının çok eşit olmadığı alanlarda kadın çalışanların, kadın öğrencilerin ya da kadın eğitimcilerin yüreklendirilmesiyle ilgili konuyu ben şahsen mesele haline getirmiş biriyim. Yani benim alanım da aynı zamanda çalışılan bir alan. O yüzden hani ben yerimi bulduğumu hissediyorum, umut ediyorum sana daha iyi rehberlik yapabilirim. İlk mentorluk deneyimim olacak ama şimdiye kadar alanım dolayısıyla, yani psikoloji olması dolayısıyla alanım, birçok öğrencime başarılı biçimde rehberlik ettiğimi düşünüyorum. Bu biraz daha özel olacak tabii ki. Benim için de, umarım senin için de. Senin taleplerin, senin isteklerin doğrultusunda, senin hedeflerin doğrultusunda sana iyi rehberlik edebilmeyi umut ediyorum. Ben de çok şey öğreneceğim senden. Umut ediyorum güzel bir buluşma olur. Allah hocam, teşekkür ederim. Ben kendimden bahsedeyim, size biraz tanıtayım. Ben İstanbul Üniversitesi'nde astronomi okuyorum. Fizikle de çift anadal yapıyorum. Süpersin. Hedefim astrofizikçi olmak. Tabii şu an değişebilir hangi alanı seçeceğim. Ama işte bilime gönül vermiş, fiziğe gönül vermiş bir kızım değil. Bu alanda ilerlemek istiyorum. Çocukluk hayalim bu benim. Onun için de okuyorum. Çok kıymetli. Evet. Erken dönemde kurulan hayallerin peşine düşmek çok kıymetli oluyor. Zorlu da olsa güzel oluyor tabii. Bunları çok daha ayrıntılı konuşuruz seninle de. Bir plan çıkarırız, bir ajanda oluştururuz. Umut ediyorum ikimiz için de hem keyifli hem verimli bir süreç olur. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Hocam teşekkür ederim. Hem Müjgan hocamıza bu eşleştirmek için. Ben de çok mutlu oldum. Biz teşekkür ederiz. Sizlere de başarılar diliyoruz. Biz biraz Müjgan Hocam'la bencilce davrandık. Herkese birer menti, kendimize ikişer menti aldık. Ben tekrar eşleştim. Hülya Aras, karşımda kim var? Özge Boğa. Özgeciğim, kendini tanıtabilir misin? Merhaba hocam. Gülümsememi durduramıyorum kesinlikle. Çok heyecanlıyım çünkü. Ne güzel. Gülmek sana yakışıyor. Çok teşekkürler hocam. Çok mutluyum. Kendimi tanıyacak olursam da zaten Gebze Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 2. sınıf öğrencisiyim. Bilim yolunda ilerlemek istiyorum. Ben de İrem gibi. Benim de çocukluk hayalim. Çok mutlu oldum sizinle eşleştiğim için. Umarım bu süreç bizim için çok iyi ilerleyecektir. Çok çok teşekkür ederim. Ben de çok şanslıyım. Pırıl pırıl iki genç arkadaşım oldu. Güzel bir yıl geçireceğimize eminim. Sırada Semiha Yılmaz hocamız var. Eylül Şilan Yıldız ile eşleşiyor. Merhaba Hilal, nerelerdesin? Ben de seni dinleyeyim. Merhaba, nasılsın? Merhaba hocam, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben çok heyecanlıyım. Bir oğlan. Ben
Semiha Hocam ses gidiyor, tam anlayamıyoruz sizi. Sesim gelmiyor mu? Böyle dalgalanarak geliyor, eko yaparak. Anladım. Yavaş yavaş konuşunca nasıl geliyor? Böyle iyi mi? Böyle idare edeyim. Böyle iyi. Tamam, o zaman çok kısa tutayım. Biz zaten tekrar karşılaşacağız, paylaşımlarda bulunacağız. Ben finans sektöründe çalışıyorum. Senin de hayallerini öğrenmek isterim bir cümleyle de olsa. Akabinde tekrar inşallah güzel geçireceğiz. Ben de tanıştığımıza çok memnun oldum hocam. ODTÜ'de moleküler biyoloji ve genetik birinci sınıfım. Şu an için sinir bilimde, sinir bilimi alanında yoğunlaşmak ve çalışmalar yapmak istiyorum. İşte gelecekte kendi laboratuvarımı kurmak istiyorum hatta. Bu şekilde paylaşacaklarımız için şimdiden çok mutluyum ve heyecanlıyım. Tanışmamıza vesile olan herkese de teşekkür ederim. Biz de tebrik ediyoruz her ikinizi de. Şimdi Müjgan Hanım'ın ikinci mentisini açıklıyoruz. Müjgan Hocam. Senem Duru Gönül. Evet, Senemciğim neredesin? Buradayım, merhaba, nasılsınız? İyiyim bir tanem, sen nasılsın? Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. Gökhan Hocam da aramıza katıldı. Senem'le beraber şimdi Gökhan Hocamızın 12 Ekim'deki CERN'de bilim insanı olmak etkinliğini organize ediyoruz. Senem, bu anlamda da böyle gönüllü hocam size yardımcı olurum dediği için Senem'i gözüme kestirdim hemen böyle. dedim. Ben de bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim asıl. Böyle bir şeyin parçası olmak çok onur verici gerçekten. Canım heyecanlı benim. Da. Canım benim. Kendini bir tanıtır mısın arkadaşlarına, hocalarımıza? Tabii ben bir yıl hazırlık okudum. O yüzden ODTÜ Fizik birinci sınıfa yeni başlayacağım önümüzdeki ay. Ve hani üniversiteye başlarken daha yeni böyle bir projenin parçası olmak benim için çok büyük bir şans oldu. Kendimi geliştirmem adına. İleride de fizik üzerine devam etmek istiyorum. Ben de astronomiye, parçacık fiziğine, kuantuma birçok alanda meraka sahibim. O yüzden bakalım. İnşallah şeye, CERN'e Gökhan hocamı ziyarete gideceğiz. O tanrı parçacığını görmeye. İnşallah, evet. Bu sürecin çok keyifli ve huzur verici geçeceğine eminim. Güzel şeyler olacak. Bütün menti ve mentorlar için bence keyifli olacak diye umuyorum. Ben de çok heyecanlıyım. CERN'e yapılacak ziyaretten önce Dark filmini izledim. Tanrı Parçacığı'nın sinematografik versiyonunu gördüm. Şimdi çok merak ediyorum nasıl olacak. Ben de üniversitede modern fizik okumuştum. Relativite üstüne böyle. İnşallah bir gün çözeceğim onu. Tam yerleştiremedim ama... Üç kişiyi atlamıştık. Acaba katıldılar mı? Tekrar bir anons edeyim ben. Emine Baştürk hocam geldi mi? Sabah Nur, Mete'yi eşleştirmiştik. Emine hocamızın toplantısı nedeniyle biraz geç geleceğini söylemişti ama sanıyorum katılamadı. Toplantısı uzadı. Sabah Nurcuğum, Emine hocamın duygularını kocaman sana ben iletiyorum. Hadi sen de bize kendini biraz anlat, duygularını anlat. Sabah Nur burada mısın? Sabah Nur da mı yok? Galiba o da yok. Peki. O zaman sıradaki Serpil Çıldan hocamızla Gamze Gülden'i eşleştirmiştik. Gamze burada mısın? Gelebildin mi? O da otobüsteydi, laboratuvarda. Gamze'yi içeri aldım sanırım. Merhaba Gamze. Merhabalar hocam. Ben laboratuvardan yeni çıktığım için şu an otobüste eve gidiyorum. Otobüste. Otobüste süper.
Ben kimya mühendisiyim. Olsun, hiç problem değil. Ben de alışkınım zaten o manzaralara. Laboratuvarda çok zaman geçirdim. Hala da laboratuvarlarla birlikte çalışıyorum. Alanım kağıt teknolojileri. Seninle beraber bu yolculuğa çıkmak hem heyecan verici hem gurur verici. İyi işler başaracağımıza inanıyorum. Müjgan Hanım'a, Hülya Hanım'a, organizasyonda yer alan herkese de çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum ve heyecanlıyım ben de. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Biraz da seni tanıyalım mı Gamzeciğim? Tabii hocam. Ben moleküler biyolojide geçim mühendisiyim. Şu anda yüksek lisans yapıyorum İçki Üniversitesi'nde. Benim de çalışmalarım kanser ilmeselerini ama tedavileri üstüne yoğunlaşmış buluyoruz şu anda. Çok seviyorum. Bence ki toplantısını söyledim işte. Hayata gelme amacımı bilim okuduğum. Bu şekilde. Umarım daha düzgün bir ortamda kendimi ifade edebilirim. Kusura bakmayın tekrardan. Yeni kurban bir laboratuvarı. Bol bol konuşacağız. Yeni laboratuvarımız yeni kurulduğu için işte gelen malzemelerdir. Başka işler de onlarla uğraşıyoruz. Onun için geç çıkıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ve son anonsumu ben yapıyorum. Nesibe Gül Hocam. Kimle eşleştirdik Özlem Hocam? Nesibe Gül Hocam, Berra Nur Sert. Merhaba Berra Nur, neredesin bakalım? Burada mı Berra Nur? Yok sanırım. Berra Nur burada aslında da mikrofonu kapalı. Berra Nur da otobüstedir Nesibe Hocam. O da Gamze ile aynı laboratuvardaydı. Onlar yani bir an şey Gamze'yi görünce kendime öğrencilik dönemi böyle gözümün önünden geçti. Ondan sonra 19E'lerde az ayakta yolculuk yapmadım. Onlara şimdiden sabır ve şey diliyorum. Otobüs yolculuklarında sağ salim eve varmalarını diliyorum. Peki duyabiliyor mu Berra Nur yoksa Gamze aracılığıyla mı? Berra Nur hocam bana mesaj atmış ve açılmıyor yazmış. O da şu an duyuyor. Yani bir açılmıyor diye yazmış hocam. Yani ses açamıyorum. Anladım, ses açamıyor. Peki. Yapalım. O zaman ben kısaca kendimden bahsedeyim. Ben de Bursa'da bir eğitim araştırma hastanesinde kulak burun boğaz kliniği eğitim ve idari sorumlusuyum. Yani sağlık bilimlerinde bir akademisyenim. Aynı zamanda bir öğrenciyim. Yüksek lisans yapıyorum biyoistatistikte. Eğitmeyi ve eğitilmeyi çok seviyorum. O yüzden dilerim karşılıklı bu alışverişte birbirimize bu açıdan hani hem sosyal hayatta hem akademik hayatta umutlarımızı, hayallerimizi beraber paylaşıp bunları somutlaştırmaya çalıştığımız yolculukta da birbirimize ışık tutarız diye ümit ediyorum. Daha yakından görüşürüz. Umarım görürüm seni. Böyle hayali birisine konuşuyorum şu anda. Çok mutluyum bu projede yer aldığım için. Herkese bol şans, keyifli, güzel zamanlar diliyorum. O şekilde. Çok teşekkürler Nesli Hocam. Meral Hocam ayrılacak söz istiyor. Buyurun. Ben hoşça kalın demeden ayrılmak istemedim ama geç kalıyorum. Çok memnun oldum Yasemin tanıştığımıza. Beraber yani çok çalışacağımız memnun oldum için hocam. Çok heyecanlıyım. Herkese ben birçok mentor arkadaşımla tanışma fırsatım olmamıştı. Çok kıymetli, değerli insanlar var burada. Kızlarımız da öyle. Çok mutluyum. Çok memnun oldum. Güzel, verimli bir yıl olsun hepimiz için inşallah. Öpüyorum. Hoşçakalın. Hocam, görüşmek üzere. Cello konserimizi kaçırıyorsunuz ama kayıttan izlersiniz. Kayıt tamam, mutlaka. Tamam, iyi dersler olsun hocam. Çok mersi, teşekkür ederim. Ben de çok heyecanlıyım. Ezgi Hocam'a söz vermişken TÜBİTAK projesini dinleyecektik ondan. Atladım ben. Ezgi Hocam sesinizi alabilir miyiz?
Tam hatırlatmak üzereydim. Unmute diyordum. Siz benden önce davrandınız Hülya Hocam. Teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Biz Tuğba Hocam'la ufak bir metin hazırlamıştık. Chat kısmına da yapıştırabilirim ya da işte e-mail adresleriniz üzerinden daha ayrıntılı bilgi verebiliriz sizlere. Yani çok kısaca şöyle söyleyebilirim. Bu yürütmeyi planladığımız çalışma özellikle kadın katılımının az olduğu kariyer alanlarında eğitimini ya da çalışmalarını sürdüren kadınlar arasında kurulan mentor-mentee ilişkilerinin aslında derinliğini incelemeyi amaçlıyor. Bu çalışma kapsamında çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden katılımcılarımızdan belli zaman aralıklarıyla anketler, bireysel veya grup odaklı görüşmeler yoluyla veri toplamayı hedefliyoruz. Bu veriler sadece bilimsel amaçlar için kullanılacak. Tabii ki yine çalışmaya katılmak isteyen katılımcıların kişisel bilgileri, isimleri çalışmanın başından sonuna kadar gizlilik esasına göre korunacak. Bu çalışmadan elde edilmesini umut ettiğimiz bulgular öncelikle bu cinsiyet dağılımının eşitsiz olduğu açıkça gözlenen STEM alanlarında veya benzeri alanlarda bu katılımı artırmak üzere ya da katılımı etkileyen faktörlerin incelenmesini hedefleyen akademik çalışmalara katkıda bulunacak diye umut ediyoruz. Aynı zamanda Bilim Kızı projesinde olduğu gibi yani şu anda dahil olduğumuz projede olduğu gibi alanda gerçekleştirilen mentor-mentee şeylerin mentorship hani programlarının da yani onlar için de bir bilimsel background sağlayacak diye umut ediyoruz. Eşleştirmeler nasıl daha sağlıklı yapılabilir? Hem mentorlar hem mentiler için ne gibi kazanımları var? Geliştirilebilir yönleri neler? Bunları inceleyeceğimiz bir çalışma olacak. Çalışma takvimimizi gönüllü katılımcı havuzunda yer alan katılımcılarımızla uygulamaya başlamadan önce zaten paylaşacağız. Gerekli açıklamalar yapılacak. Tabii bunun için de bir iletişim adresine ihtiyacımız olacak. E-mail üzerinden duyurularımızı yapacağız. O yüzden şunun altını çizmek istiyorum. Bu çalışma eğer katkı sağlamak istiyorsanız, yani katılımcımız olmak istiyorsanız, sizden veri toplanmasını ve böylelikle katkıda bulunmayı arzu ediyorsanız benim iletişim adresime ezgibesikci@gmail.com adresine birazdan chat kısmında da yazarım. Bir hani bilgilendirme mesajı, katılımcı olmak istiyorum şeklinde kısa bir mesaj yazarsanız sizlerle çalışma takvimimizi paylaşabileceğiz ilerleyen günlerde. Dizayn ettiğimiz çalışmamızı hani hala üzerinde detayları planlamaya devam ediyoruz ama Müjgan Hanım'ın da büyük desteği ve yüreklendirmesiyle birlikte Tuğba Hocam'la bir 3005 projesi olarak hani topluma katkı projeleri başlığı altında değerlendirmeyi sunmayı planlıyoruz yıl sonuna kadar. Eğer öyle olursa tabii ki etki alanı da yani hem veri toplama açısından hem bulguların paylaşımı açısından etki alanı da genişlemiş olacak. Bizler için de güzel bir deneyim olacak diye düşünüyoruz. Hani bir yandan alırken bir yandan vermek de lazım. Yani biz eğitimlerimizi alırken işte hocalarımızdan bir şeyler öğrenirken ya da mentorlarımızdan bir şeyler öğrenirken aynı zamanda bu mentorship programlarına bir bilimsel background sağlamak yani geriye de vermek önemli diye düşünüyoruz. Bunu kişisel sorumluluk haline getirdik. Akademik olarak da eğer şey yapılabilirse tabii ki bulgular paylaşılabilirse etki alanı çok daha geniş olur diye düşünüyoruz. Eğer katılımcı olmak istiyorsanız benimle e-mail adresim üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Katkıda bulunmanızı tabii ki arzu ederiz. Bizler bu programın içinde yer alan mentorlarımız olarak. Hem mentor hocalarımız için hem mentee arkadaşlarımız için ayrıca bu duyuru. Çok teşekkür ederiz Ezgi Hocam. Ben sözü Mürgen Hocam'a devrediyorum. Hepinize sevgiler. Ben teşekkür ederim Hülya Hocam ve Özlem Hocam ve bütün güzel kızlarım ve güzel hocalarım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi Cenevre'den Gökhan Ünel hocamız. Aramızda iki tane Gökhan var. Bu kadar kadının arasında iki tane güzel erkek. Gökhan Hocam bizi bir 10 dakika başka dünyalara götürecek. Ama öbür Gökhan Hocam da ondan sonra da Gökhan Ünal Hocam bilim dünyasına götürecek. Gökhan Ünal, Faruk Ünal Hocamız da o da bizi sanat, o güzel cellosuyla bizi biraz sanatsal olarak başka dünyalara taşıyacak. İkisine de katılımlar için teşekkür ediyorum.
İlk sözü Gökhan Cenevri'ye veriyorum efendim. Hocam bir ses verin, bir görüntü verin. Sözü size devrediyorum. Buyurun hocam. Herkese merhabalar. Sesim rahat geliyor mu? Geliyor hocam, buyurun. Tamam. CERN ve CERN'deki işler hakkında birkaç dakika konuşmam istendi. Teşekkür ederim. Öncelikle CERN'ün tanıtımını yaparak başlayayım. CERN, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın yaralarını sarmak için ve savaşan ülkelerin bilim etrafında barış için bilim yapmak üzere kurdukları bir yapılanma. Avrupa devletleri kurdular bu yapılanmayı ama artık dünyanın hemen her yerinden pek çok ülke katılıyor araştırmalara. Türkiye de bu işin içinde. İstediğimiz şekilde tam üye olmadı Türkiye ama tam üyelikle gözlemcilik arasında bir yerde duruyor. Artık asosiye üye diyorlar. Bunun ne olduğunu Ekim ayındaki konuşmada tartışırız. CERN aslında Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi kelimelerinin Fransızcasının bir kısaltması. Adında nükleer geçse de CERN'ün amacı nükleer enerji ya da nükleer etkileşimleri anlamak değil. CERN'ün amacı evrenin tamamını anlamak. Ve de şu prensipten yola çıkıyoruz. Evren gibi karmaşık bir şeyi anlayabilmek için onu oluşturan yapı taşlarını anlamak gerekiyor. Dolayısıyla biz de evreni oluşturan yapı taşlarını anlamak üzere yola çıktık. Bu yapı taşları nedir? İşte bugünkü lise eğitiminde zannederim artık elementlerin de protonlardan, nötronlardan, bunların da kuarklardan oluştuğunu, elektronlardan oluştuğunu öğretiyorlar. Bunların dışında ne var? Karanlık madde nedir? Evrenin başlangıcı nasıl oldu? Bugüne kadar nasıl geldi? Bu parçacıklar birbirleriyle nasıl etkileşiyorlar? Daha başka parçacıklar var mı? Veya bunlar temel parçacıklar mı gibi soruları sorup bunlara cevap aramaya çalışıyoruz. Burada bulunup da bu çalışmalara katılmak hoş olurdu diye düşünenleriniz olabilir. Öncelikle şunu söyleyeyim, burada yani Cenevre'de iki kampüs var. Biri İsviçre'de, biri Fransa'da olmak üzere. CERN'ün nüfusu yaklaşık 10-12 bin kişi. Bunun bir kısmı CERN'den maaş alıyor. Çok ciddi bir kısmı, 10 bin kişi, belki 8-10 bin kişi üniversitelerden maaş alıyor. Ben de aslında burada Amerika Kaliforniya Üniversitesi adına bulunuyorum. Burada çalışanların ciddi bir kısmı fizikçi. Ama fizikçilerin yanı sıra hatta sayıca onlardan daha fazla olarak mühendisler de var. Ne tür mühendisler burada bulunuyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Elektrik mühendisleri, makine mühendisleri, bilgisayar mühendisleri, malzeme mühendisleri burada çalışıyorlar. Burada bildiğiniz gibi deneyler yapılıyor. Fizikçiler deneyleri öneriyorlar. Hangi tür fizikçiler var diye belki sorabilirsiniz. Parçacık fizikçileri çoğunlukla var. Ama parçacık fiziğinin yanı sıra hızlandırıcı fiziği çalışan insanlar da var. Parçacık fizikçileri şöyle bir deney yapmak istiyorum diye bir fikir ortaya attıklarında, söz gelimi Tanrı parçacığını bulmak gibi. Bu deneyi yapmamızı sağlayacak olan aletleri yapacak olan kişiler de hızlandırıcı fizikçiler. Onlar da bir araya gelip o zaman şöyle bir makine yapmalıyız diye görüşlerini belirtiyorlar. Ondan sonra bu görüşleri belirttikten sonra devreye mühendisler giriyor. Onlar bu işin fizikçilerin kağıt üzerinde yaptıkları veya bilgisayarla yaptıkları hesapların, tasarladıkları aletlerin nasıl gerçekleştirilebileceğini anlatıyorlar, ortaya koyuyorlar. Ondan sonra da tahmin edersiniz ki işi onlar da yapmıyor. İşin çoğunu genç arkadaşlar, yani doktora öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri ve biraz da teknisyenler yapıyor. Teknisyenler daha çok doktora öğrencilerine, yüksek lisans öğrencilerine rehberlik yapıyorlar. Peki temel olarak burada maddenin temel yapı taşını anlamaya çalışıyoruz demiştim. Bunun için bir takım başka çalışmalara ihtiyaç var.
Nedir? İşte bolca bilgisayar kullanılıyor. Ha, unutmadan söyleyeyim, CERN'de sadece deneysel işler yapılmıyor. Bir teorik fizik grubu da var. Ama orada da bilgisayarla epey iş yapıldığını tahmin edersiniz. Kısacası günümüzde bilgisayar olmadan hayatta kalmak mümkün değil. Tabii hemen herkes programlama yapmak zorunda değil. Programlama dışında da bilgisayarda yapılacak işler var. Mesela çizim yapmak, tasarım yapmak gibi. Özellikle mühendislik okuyanlar için bu tür üç boyutlu çizim tasarım programlarını, benzetim programlarını iyi öğrenmelerini sağlık veriyorum. Buradan yani CERN'den doktora olan alan arkadaşlar daha sonra hemen hepsi bizim alanda kalmıyor. Aslında çok azı kalıyor. Ciddi bir çoğunluğu özel sektörde veya sanayide çalışıyor. Ya da başka araştırma enstitülerine gidiyorlar. Bunun sebebi, yani özel sektöre gitmelerinin sebebi, burada edindikleri fizik dışındaki tecrübeler. Esas olarak, temel olarak öğrenmeyi öğreniyorlar diyebilirim. Peki onun dışında ne öğreniyorlar diyecek olursanız, çoğunlukla bilgisayar, elektronik, istatistik analiz gibi konularda uzmanlaşıyorlar. Bu arada bilgisayar da çok genel bir söz. Bilgisayarda ne öğreniyorsun, ne öğreniyorlar diyebilirsiniz. Burada da öğrenilen şey, neticede biz çok büyük miktarda verilerle uğraşıyoruz. Big Data Analysis bizim alandaki en önemli işlerden bir tanesi. Bu data analizi yaparak ileride ne olacağını tahmin etmeye çalışmak sadece fiziğe değil, söz gelimi Wall Street'teki finansçılara da lazım olan bir şey. Bizim alandan o yöne doğru kayan arkadaşlar da oldu. Veya veri toplama alanı ilginç, hızlı bir şekilde birçok kanaldan gelen veriyi toplamak ve aralarından en ilginç olanları seçmek gene bizim alanda öğrendiğimiz ve lazım olan bir şey. Onun dışında elektronikte tabii çalışılıyor. İşte devre tasarlama, devre üretme, devrelerin söz gelimi radyasyona dayanıklı olması gibi konular özellikle savunma sanayinde ilgi çekici oluyor. Bunun dışında bir takım üretim işlerine burada karışmak mümkün. Bunlar da önemli çünkü bizim deneylerde kullandığımız aletler gidip herhangi bir dükkandan satın alınabilecek aletler değil. Çoğunlukla kendi deney aletimizi kendimiz üretmek zorundayız. Bundan genelde CERN'de bir tane yapılıyor. İyi çalıştığından emin olduktan sonra onun mühendislik çizimleri bir firmaya veriliyor ve o firmadaki mühendislerin onun aynısından lazım olduğu kadar belki binlerce, belki on binlerce üretmesi isteniyor. Dolayısıyla CERN'de çalışan, söz gelimi doktorasını yapan gençler benzersiz üretim malzeme bilgisine sahip olarak ayrılıyorlar. Onun dışında CERN'de başka enteresan konular da çalışılıyor. Mesela ne bileyim soğuk bilimi, RF mühendisliği veya işte vakum, Türkiye'de pek adı duyulmayan şeyler bunlar. Tabii CERN'de sadece bilim insanları olduğunu düşünmeyin. Burada gene Ekim ayında etraflıca anlatırım ama bir muhasebe bölümü de var, bir satın alma bölümü de var, bir kütüphane de var, itfaiye de var, hastane de var. Burası başlı başına bir köy ya da kasaba gibi düşünebilirsiniz. Ha, ben burada olmak istiyorum, bu işlere karışmak istiyorum, bunu nasıl yapabilirim diye belki aklınızdan geçiyordur genç arkadaşlarım için. Türkiye'de CERN'le iş yapan birkaç üniversite, aslında pek çok üniversite var. Bu 200-250 kadar olacak zannederim. Özel üniversiteleri de sayarak bunların herhalde bir 20-30 tanesinin CERN'le beraber yürüttüğü projeler var. Bunlara bakabilirsiniz. Bunlar hangileri diyecek olursanız aklıma gelenler Boğaziçi, İTÜ, İstanbul Üniversitesi, ODTÜ, İzmir Yüksek Teknoloji, Ankara Üniversitesi. Bunlar belli başlı şu anda aklıma gelen üniversiteler. Eğer burada mühendislik ya da temel bilimler, fizik bölümlerinden birinde öğrenci iseniz, orada araştırma yapan hocalarınızla temasa geçip ben de bu işin içinde olmak istiyorum
diyebilirsin. Bundan sonra genelde prosedür şöyle oluyor. Bu zorlu bir yolculuk. Çok zaman isteyen bir yolculuk. Meşakkatli bir yolculuk. O yüzden genelde öğrencilerden küçük bir projeyle başlayıp kendilerini ispat etmelerini bekliyoruz. Eğer bir hafta sonra ben bundan sıkıldım, ben bu kadar çalışamam, yoruldum, daha kolay şeyler yapmak istiyorum diyecekse öğrenci, takdir edersiniz ki uğraşmanın, zaman kaybetmenin, yatırım yapmanın pek bir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla her zaman olduğu gibi, hayatta her şeyde olduğu gibi top sizlerde gençler. Ne yapmak istediğinizi anladıktan sonra, farkına vardıktan sonra onu elde etmek için çalışacaksınız. Benim söyleyeceklerim bu akşamlık bu kadar. Teşekkür ederim. Gökhan Hocam, çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Bize böyle yeni ufuklar açtınız. 12 Ekim. Rica ederim, sağ olun. Saat 19'da Gökhan Hocam bir saatlik bize daha detaylı bilgiler verecek. Yarın Gökhan Hocamızın sunusunun afişini hazırladım. Onu duyuracağım. Bilim Kızı Ork'tan kayıt olmak için Gökhan Hocamı dinlemek istiyorsanız hemen kayıt formunu doldurun. Senem de o kayıt formlarınızı takip edecek. Yine böyle bir Zoom ortamında Gökhan Hocam'dan daha detaylı bilgi alacağız. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah para bulursam da sizi de orada canlı canlı ziyaret etme şerefine de erişiriz. Teşekkürler yeniden. Sağ olun, var olun. Şimdi izninizle tam 5:30'da benim bir sonraki toplantım başlıyor. Arada bir nefes alacağım. Hoşça kalın diyorum. Tamam hocam. Evet, bir diğer Gökhan hocamıza söz veriyorum. Gökhan hocamız da yılların mentörü. Şimdi biraz böyle bize bir iki kelime deneyimlerinden bahsetsin. Sonra da o güzel müziğiyle böyle bizi bir şereflendirsin. Buyurun hocam. Sesim geliyor mu öncelikle? Evet hocam, geliyor. Harika. Mikrofon sistemini ayarlamaya çalıştım. Çünkü çello bas sesli bir enstrüman, kötü duyulmasın diye. Ben de öğretmenim uzun zamandan beri ve müzik öğretmenliği yapmak isteyen gençlere de yakın geçmişte bir tecrübem oldu. Mentörlük tecrübesi. Çok zevkli bir süreç. Mentiler için çok bulunmayacak bir fırsat. Çünkü kazanabileceğimiz en önemli şey bence hayatımızda deneyim, tecrübe. Bu tecrübeyi hap gibi alma fırsatı çok kolay, çok basit bir fırsat değil. Çünkü yıllarca çabalayıp belli bir noktaya gelmiş insanların tecrübelerini, zamanını hızlı bir şekilde alma fırsatları var. O yüzden bence bu proje aşırı kıymetli ve hani paha biçilemez değerde. Bunun bu fırsatın değerini bilmelerini tavsiye ediyorum mentilerimize. Belli bir, zaten şimdi deminden beri herkesi izledim. Gayet bilinçliler. Hani bence pek tavsiye ihtiyaçları yok gibi duruyor. Ama hani deminki hoca Gökhan hocamız da bahsetti. Çok zorlu bir çalışma onları bekliyor olabilir. Ama sonrasında kazanacakları tecrübeler bence her şey diyecek. Ya da bilimde belki de yeni bir şeyler bulacaklar ve birçok insanla, yani insanla yeni birçok yol açacaklar. Bence bunlar için her türlü çabaya değer diyorum. Karanlık maddeyi ben de çok merak ediyorum bu arada. Benim oğlan da bu bilimsel konuları çok meraklı. O da arada gelip bize, bana anlatır. Yok işte bir tane madde varmış. İncelerken, işte insanlar bakarken başka hareket ediyormuş da insanlar bakmazken başka şey gibi, büyü gibi. Onu hiç anlamadım. Ama çok değişik konularda geliyor. Bunlar çözüldükçe bence yepyeni ufuklar insanlığın önüne açılacak. Benim esas anlamaya çalıştığım şey müzik. Müzik nasıl oluyor orada? Bizi etkileyebiliyor. Birçok faktör var ama hani atomu bölmüyoruz, parçalamıyoruz ama bir o kadar eğleniyorum, zevkli. Ben kendi adıma böyle çok müthiş bir çelist falan olduğumu söyleyemem ama şu anda burada bulunmak benim için aşırı kıymetli. Çünkü sizin gibi çok değerli ve
zihni açık insanlarla müziği paylaşacağım. Siz bunu anlayabiliyorsunuz. Ben de anılarımı, zamanımı size bu şekilde paylaşmış oluyorum. Hadi bakalım inşallah beğenirsiniz. Bu arada herhangi bir eser çalmayacağım. Sizleri düşüneceğim ve bilimi düşüneceğim, geleceğinizi düşüneceğim. O şekilde içinden geldiği gibi, improvize deniyor buna. O şekilde bir müzik üretmeye çalışacağım. Yani hani eşsiz de diyorlar yani şu anda öyle bir şey olacak. Ama tabii bunun bu güzel yanı iyi bir şey çıkabilir. Kötü bir şey de çıkabiliyor olması handikapları var. Yani biraz riskli. Thank you.
Teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle bize özel böyle güzel bir şeyler dinlemek çok onur verdi. Emeğinize. Ben burada olduğum için esas çok onur duyuyorum. Yani sizlerle birlikte olmak için dediğim gibi buradayım ve bu benim için paha biçilemez, çok kıymetli. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Bütün bilim kızlarımıza, bilim kadını hocalarımıza ve emeği geçen Hülya hocama, Özlem hocama, size, Gökhan hocama ve bağışçılarımız da var aranızda. Ve bilim kızına başvuruda bulunan arkadaşlarımız var. Bilim kızı projesine destek veren dostlarım var, danışma kurulu üyelerimiz var. Hepinizi bu güzel eşleştirme programında bizi yalnız bırakmadığınız için gönülden teşekkür ediyorum. Hepinizi kucaklıyorum efendim. İyi geceler diliyorum hepinize. İyi bir mentörlük, iyi bir yıl olsun sevgiyle. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar.